Hoş geldiniz efendim. Efendim ne güzel sizi tekrar burada görmek. Teşekkür ederim. Odanıza çıkmadan önce bir yorgunluk kahvesi ikram edelim arzu ederseniz. Buyurun. Ay teşekkür ederim. Ben odaya çıkayım, oraya yollayayım. Peki efendim, hemen yönlendiriyorum. Gel babaanneciğim. Malum, yaş kemale erince en ufak yolculuklar bile bünyeyi sarsıyor. Haklısın babaanneciğim. Akşam yemeği için gitmek istediğin özel bir yer var mı? Hayır yavrum. Siz seçin, ben uyarım. Tamam. O zaman akşam 7 sularında ben gelip alırım seni. Tamam yavrum. Sen bekleme yavrum. Hadi git. Tamam babaanneciğim. Öpüyorum çok. Oteldeyim. Shift'in bitti mi? Ne durumdasın? 12. İyi günler efendim. Bir dakika. Buyurun. Servis asansörü bozuk mu? Pardon, anlayamadım. Oysa Türkçe konuştum. Ne var bunda anlamayacak? Yani otel müşterilerine ayrılan asansörü personelin kullanması yeni adetten midir? Ay yok. Yok, servis asansörümüz bozuk bir süredir. Rahatsızlık verdiysem özür dilerim. Kusura bakmayın. Ondan önce aramızdaki şu ticareti bir netleştirelim diyorum ha. Yalan yok. En çok seninle iş yapmayı seviyorum. Arkadaşın cimri. Hem de çok. Arkadaşın derken? Al, kendin bak. Bu ne? Ben hiçbir şey anlamadım. Hani senin gizli filmini kimi çektirdiğini merak ediyordun ya. Senin kankito var ya, o çektirdi videoları. Sen kendini çok mu uyanık sanıyorsun ha? Gelmişsin bana burada masal anlatıyorsun. Bana bak, o ne olduğu belli olmayan iki tane fotoğrafı bana göstereceksin ve ben sana inanacağım, öyle mi? İki gözüm aksın, yalanım var ise doğru söylüyorum. Allah bin türlü belan versin ki doğru söylüyorum ya. Sus. Sus, konuşma. Bu parayı hak etmek istiyorsan bana o fotoğrafı kanıtlayacaksın. Zeynep mi yapmış? Bana göster onu, tamam mı? İspatla. Parayı hak et. Bey, kardeşim. Ne haber, nasılsın? İyi misin? Yani işte iyi diyelim ya. Oğlum geçen gün ortalık bayağı karıştı. Ben de seni bıraktım öyle ama yani bilemedim ne yapacağımı.
Ama sen konuşmak, dertleşmek falan istersen buradayım biliyorsun. Biliyorum, biliyorum kardeşim, sağ ol. Sabah da uğradım ben senin bebekteki eve. Ama erken çıkmışsın herhalde, kapıdaki güvenlik öyle söyledi. Babaannem geliyor, onu havalimanında karşılamaya gitti. Ha. Ben geçen gece de uğramıştım aslında. Aslında bana şey Serra söyledi. Hı. Ben sızıp kalmışım. Şey anladım. Ben öyle geçiyordum, baktım ışıklar yanık, bir uğrayayım dedim aslında. O yüzden geldim. Ne haber Serra? İyiyim, sen? Sağ ol. Ben de iyiyim. Turp gibiyim. Aranıza inanılmaz enerjik dönüyorum ben. Sen taksiyle geldin. Araban nerede? Şey, o konuyu hiç açma işte benim baba. Yasakladı, arabayı aldı elimden. Sana atılabilecek en büyük kazığı atmış. Sorma, sorma. Ama bak, senin bu kardeşin boş durmadı. Hasta yatağında inanılmaz parti planları yaptı. Duyunca gerçekten inanamayacaksın. Oğlum dur, daha yeni geldin. Ne partisi? Bak, 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 laflara bak. Ya Serra, sen hiç bakma bak benim böyle konuştuğuma. Yani bu var ya, partilemenin kitabını yazmıştır bak, kitabını. Öyle mi? Tabii canım, öyle. Bu bir kudursun. Coşar, coşturur herkesi. Ben derse geç kalıyorum. Serra, sen de hala derse geç kalıyorum, planı çalıyorsun. Sıkılmadın mı? Değiştir artık şu playlist'i. Hayır, zaten seni birazcık gergin de görüyorum ben. Sağ ol kendine. Rahatla. Tekrar hoş geldin Burak. İyi dersler. Ya bu da çok sıkıcı bir tipti değil mi? Unutmuşum ben bunu. Şey yapalım biz. Bir ara şu Serra konusunu konuşalım. Serra konusunu? Konuşuruz canım. Bir ara. Zamanımız bol. Hadi gidelim gel. Burak geliyor diye inanılmaz heyecanlıyım. Böyle kalbim yerinden çıkacak, pıtı pıtı atıyor ya. Bir şey daha abartması olmaz. Sen de bu aralar bir laf sokma huyu çıktı. Sebep? Yüzüm yüzüme baka baka kararır derler. Demek ki ben de sana baka baka artık karardıysam. Ondan yani. Hazır değil mi her şey? İçecekler falan? Hazır. Kontes Hazretleri. Pastayı getireyim mi? Evet evet, lütfen getir. Getir. Hatta maytapları yakmayı unutma. Hadi. Evet. Geldi, 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 geldi. Bebeğim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ay, hoş geldin. En çok kimi özledi bakalım beni? Ben. Ben de seni çok özledim bebeğim benim. İyi misin? Evet Selim ya, çok merak ettik seni. İyiyim ben, iyiyim, merak etmeyin ya. Burak geldi diye geldim okula, yoksa gelmezdim ben zaten. Pasta. Hoş geldin. Hadi servis için birilerini çağır, hadi. Yani ben sizin bu kadar mutlu olacağınızı bilseydim daha önce gelirdim. Yani senin yokluğunda inan hepimizin rengi soldu. Öyle mi oldu? Ama sen merak etme kardeşim, yani ben sizin hayatınızı gökkuşağına çevireceğim. Ben yokken bu monotonlaşan sizin hayat ritminiz var ya, bu gelişimle bambaşka bir boyut kazanacak. Serra? Ne haber? İyiyim, sen? Ne oldu? Neyin var? Bir anda senden de. Aynen ya. Kafe kafa oldu. Böyle şamata görmedi. Buranın dönüşüne mi gerildin sen yoksa? Evet. Ya hoşlan.
hoşlanmıyorum o çocuktan. Ne yapayım? İlk günden beri adını koyamadığım böyle beni aşırı iten bir hali var ya. Sevgilinin de en yakın arkadaşı. En fenası da o ya zaten. Böyle Burak gibi fırlama tiplerin hikayeleri hep çok trajiktir aslında. Nasıl yani? Yani işte o aşırı saldırgan, ukala tavırların sebebi kendileriyle ilgili bir şeyleri saklamak içindir. Bakıyorum Burak türünün uzmanı kesildim birden başımıza. Yok ya. Ya kuzenim aynı Burak gibi. Ondan biliyorum. Yani Burak da kesin bir şeyleri saklamak için öyle davranıyordur. Burak, şu Serra konusunda konuşamadık bir türlü ama... Ama? Geç olun bu amaları falan. Ben sizi partide Serra ile beraber gördüğümde aranızda olanları anlamadım mı zannediyorsun? Eğer senin dert ettiğin benim zamanında Serra'ya karşı olan duygularımsa... Sorun değil. Ben kardeşimi üzecek, gerecek, hayal kırıklığına uğratacak ne bir hareket yaparım, ne de bir yorum. Keyfin çıkarsa. Zaten o asosyal tipi de yani illa birisi adam edecekse sen edersin kardeşim. Kardeşim benim. Sen mutluysan ben de mutluyum. Anlat bakalım nasıl gidiyor Serra ile, neler yapıyorsunuz? Yani çok başındayız daha her şeyin ya. Güzel aslında, iyi. Evet, temposu bizden biraz farklı. Katılıyorum sana ama tanıdığım kimse de olmayan o sadeliği her geçen gün biraz daha çekiyor beni kendisine. Sadelik, aynen sadelik güzel detay ama bir yere kadar var. Yani bir yerden sonra o da sıkar diye düşünüyorum. Monoton bir tip çünkü Serra. Sürekli kaşları çatık, agresif falan. Bir noktada sen de sıkılıp onu salacak mısın gibi hissediyorum ben. Burak da döndü. Ne olmuş döndüyse? Eskisi kadar sık göremeyebilirsin Selim'i. Hazır ol. Bu ikili çok sever senin alışık olmadığın programlar yapmayı. Nereden biliyorsun benim de o programlara dahil olmayacağımı? Ah Serracık, ah Serracık. Saf Serracık. Nasıl da boş hayaller kuruyorsun sen. Olmaz böyle. Çok üzülürsün sonra. Sen benimle neden bu kadar ilgileniyorsun? Sana ne? Mutsuz olursam olurum. Sana ne? Doğru. Doğru, ben söylüyorum. Sen anlamıyorsun ki. Neyse. Yaşayarak göreceksin. Ben sadece seni uyarıyorum. Burak ve Selim çok, çok yakın arkadaşlardır. Yani değil senin, benim bile dahil olamayacağım bir hayat ritimleri vardır. Hazır ol buna diyorum. Öyle yani. Neyse, görüşürüz. Biricik. Selim'in yanında beni görmeye alışsam iyi olur diyorum ben de. Abi, bak ne diyeceğim ben sana. Bu vampir yengenin yanında getirdiği olan yok mu? Neydi adı? Ali. Heh, oymuş. Benim onu gözüm hiç tutmadı. Boş ayrı oynuyor. Yapacak bir şey yok. Bizim kız dümbeleğinin önüne gidenini bulmuş. Ya abi sen bir de bunu getirdin, içimize kadar soktun. Ya arkamızdan bir iş çevirirse? Ben gözünden anlarım adamı, fırıldan teki o. Oğlum sıkıyorsa bir yamuk yapsın lan. Gerekeni yaparız diyorsun yani. Gerekeni fazlasıyla yaparız. Onun ben yamuğunu alır, lokma eder, ağzına ağzına yediririm. Adamsın sen. Anlaştık. Benim için kataloğu 40.000 liraya hazırlıyorsunuz. Tamam. Yalnız bir ricam olacak sizden. Bana 150.000 liralık fatura kesin.
Sonrasında nasıl ilerleyeceğimizi ben anlatacağım size, tamam mı? Harika. Görüşeceğiz o halde. Nil? Ne kadar sessizsin sen öyle. Pardon, çok mu korkuttum seni? Ay, ödüm patladı. Berin Hanım Nöplas'ta kalıyormuş. Evet, orada kalıyor. Yani bilseydik şu Boğaz'daki güzel otellerden birini ayarlardık ona. Yani tamam, Nöplas da güzel, şık, seviyorum ama. Yok, başka yerde kalmaz babaannem. Aa, niyeymiş? Kendi oteli. Yani babasının oteli. Orası onun göz bebeğidir. Nöplas Berin Hanım'ın mı? Evet. Yani babaannemin babası Selim dedem. Bu oteli ilk açtığında İstanbul'da yer yerinden oynamış. Tabii o zaman öyle büyük oteller yok. Babaannemin de küçüklüğü orada geçmiş, orada büyümüş resmen. İyi de peki madem öyle, biz niye o zaman... Şimdi sen diyeceksin ki kullanıyoruz, hizmet alıyoruz ama niye para ödüyoruz? Aynen. Daha yeni doğum günümün cateringini oraya yaptırdık. Dünyanın faturasını kestiler bize, hepsini ödedik aslanlar gibi. Bu bir aile kuralı Asena'cığım. Sanma ki babaannem kendi oteline para ödemiyor. Asla. Sahip olduklarımızın keyfini sürerek şımarmayalım diye çok eskiden beri konmuş bir aile kuralı. Ben de bunu 10 yıl geçtikten sonra öğreniyorum. Otelin Berin Hanım'a ait olduğunu. Çok tuhaf bir ailesiniz cidden. Geldiniz. Merhaba. İhsan Bey, hoş geldiniz. Ne habersiniz Ahi? İyiyim efendim. Berin Hanım teşrif ettiler. Başımız dertte diyorsun yani. Nerede? Odasında bekliyoruz sizi. Tamam, kolay gelsin. Sağ olun efendim. Bezel Usta, bu rahmetli anneciğimin zerdali tarifi. Hadi göreyim seni. Tamam efendim. Hiç merak etmeyin. Hoş geldiniz İhsan Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz İhsan Bey. Berin Hanım odasına sizi bekliyor. Tamam. Hoş geldiniz. Keşke hoş bulduk diyebilseydi. Senin öz oğlunla alıp veremediğin nedir? Seneler oldu görüşmeyeli. İlk cümlenin sitem mi olacak anne? Ayrıca Selim'le alıp veremedim ne olmuş olabilir ki? Ben de tam bunu söyleyecektim işte. Selim'i bugün gördüğümde şok oldum. Gözlerinin altı mosmor, yorgun, uykusuz. Gözlerinin feri gitmiş. Biraz abartmıyor musunuz? Ne münasebet canım, ne abartması? Ayrıca o münasebetsiz meselede ne oluyor? Yıllarca çocuğa sen trafik canavarısın deyip de vicdan azabı çektirmek. Anne, olayları fazla abartmayın lütfen. Uzun bir aradan sonra ilk defa görüşüyoruz. Onda da çocuk gibi azarlamayın rica ederim. Hani Selim size ne anlattı bilmiyorum ama olayları biraz egzajere etmiş olabilir. Çocuk ağzını bile açmadı. Gıkı bile çıkmadı çocuk. O ne idüğü belirsiz kadınla yaptığın talihsiz evlilik anlaşılan senin huyunu da suyunu da çok değiştirmiş. Yazık. Çok yazık. Konu nasıl oluyor da benim evliliğime geldi şimdi anlamış değilim. Ayrıca gelininizin ismi Asena. Bilginiz olsun.
sözümü kesme. Eğer bu kadın yüzünden torunlarım üzülürse, hele ki Selim, tahmin edemeyeceğiniz ama asla tahmin edemeyeceğiniz bir yüzümle karşılaşırsınız. Ayrıca ben yaşarken torunlarımı üzmeye, torunlarımı evden kovmaya kimsenin ama kimsenin gücü yetmez. Babanla biz o evi sana niye verdik? Çocuklarına yaşayasın diye. Neydi belirsiz bir şov kızıyla yaşayasın diye değil.